çok şükür sonunda Doge'ye geldik ya. Ayaklarıma kan alsa ölüyorum vallahi. Neyse gidelim de kara haberi artık iletelim konseye. Hadi kazamız mübarek olsun kardeş. Hadi var başım. Hadi gidelim. Ben nerede lan? Allah! Lan elin ayağına hakim ol oğlum. Başkanın dersine çıkıyor. Hadi gidelim. Selamünaleyküm. Oo aleyküm selam gençler. Siz buranın yolunu bilir miydiniz ya? Neyse ya, gelin bakalım. Uzatma ya uzatma. Bekliyor. Başkana bir maruz attınız. Hadi geçin bakalım. Geçelim. Hürmet bak, Elinayna'ya hakim ol. Yine azar yemeyiz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Ceydinko. Hoş geldin sen oraya. Hoş bulduk abi. Herhalde malum konuyla ilgili geldiniz değil mi? Evet abi, Osman abinin kaybolmasıyla ilgili raporu getirdik. Anlatın bakalım. Osman'a olan arayışımızda her şey Venüs gezegenine ayak basmamızla başladı. Evet arkadaşlar, aldığımız bir duyuma göre Osman en son dojosunu Venüs arkasına taşıdığı söyleniyor. Bu söylentilerin peşinden gideceğiz. Doğru mu, yanlış mı, gerçeklik payı var mı öğreneceğiz. Şu an kapalı bir kapının ardındayız. Buraya kilitlenmiş durumdayız. Korpusları bizi buraya hapis etti. Bakalım bu kapının ardına ne bulacağız? Kapının ardına Osman mı boğulacak yoksa Osman'ın nerede olduğu hakkında bilgiler edinebilecek miyiz? Bütün ümitlerimizi bu kapalı kapının ardına sakladık. Evet, kapalı kapının ardında gördüğümüz üzere. Yoksa Osman... Osman... Cakal dayı, Osman'ı nerede bulalım? Allah! Allahu Ekber! Osman! Osman için! Öldürdüğümüz cakal bossunun veri tabanına baktığımızda Osman'ın daha önceden burada bulunduğu ancak sonradan burayı terk ettiğini öğrendik. Yani Osman'ı kaçırmışız. Osman için arayışımız hala devam etmekte. Cakal'dan aldığımız bilgilerle Osman abinin Eris'e uğradığını öğrendik. İlginç. Eris de Osman abi Jordas'tan destek almak için gitmiş. Yaptığımız araştırmalar Osman hakkındaki söylentileri dolduruyor ve Cakal Bosu'nun database'ini daha derince bir analiz ettiğimiz zaman Osman'ın evini ya da dojosunu Venüs arkasına taşımaya kalktığını ancak internet bağlantısı olmadığından dolayı bizlere irtibatı kesildiğini öğrendik. İnternet bağlatmak isteyen Osman da destekçi toplamak için Eris de bu gezegene gelmiş. Şimdi bu gezegenin büyüklerini bulacağız ve onları sorgulayacağız. Şu an Allah sesler geliyor. Osman'a yaklaşmış olmalıyız. O ne lan? Dabbe mi? Bismillahirrahmanirrahim. Osman nerede? Şşş! Bana bak. Allah. Ne oldu lan? Charger'a dönüştü Juggernaut. Yok buradaymış. Aha! Juggernaut mu masatı? Osman abi buralarda olmalı. Generalim bu Osman'ın nerede olduğunu bilmiyormuş. O zaman biz bunun babasına gidelim. Gidiyoruz Osman'ın babasına şu anda. Ordis yolla oğlum. Ordis panik yaptı. Yok artık Allah. Jordas. Osman'ı arıyoruz gördün mü? Ulan şu Allah kahretsin artık. Anneş gibi ol der ya. Generalim bu bize cevap vermiyor. Ay bu da bilmiyor ya. Söyle lan. Vur, vur kahveye vur. Osman abi içinde olabilir. Osman'ı yine bulamadık arkadaşlar. Ama anladığımız kadarıyla Osmanlı gezegene destek için toplamak için gelmiş. Bakalım Osman'ın yeni location'ını Jordas'ın kalıntılarını analiz ettiğimizde bulabilecek miyiz? Eris'in yörüngesinde Osman'ın gemisini bulduk arkadaşlar. Her yerde bir kablolar. Pisliğe bak, her yer bok götürüyor. Anam! Bu ne lan ne lan? Osman burada botanik bahçesi kurmuş. Ana burada yatağı. Lan leş gibi her yere bok götürüyor. Bakayım şu ne? Kürsist. Yok, Osman burada değil. Yatağını toplamadan bile gitmiş çocuk. Osman'ı aramaya devam edeceğiz. Jordas'tan yeterince destekçi toplayamayan Osman, dünyaya işi kendi başına yapmaya gitmiş başkanım. Osman'ı bulduk. Neden böyle bir garip söyledin? Ne oldu sonra? Dünyaya vardığımızda her şey için çok geçti. Jordas'tan edindiğimiz bilgiye göre Osman en son dünyaya gittiği biliniyor. Elimizdeki en son bilgi bu. Bu bilgisayarlarda biraz kurcaladık. Genelde size veriyorum sözü. Umutlarınızı bizlere aktarın lütfen. Bu bilgisayarlarda bu görüldüğü gibi
optik kablolar kullanılmış. İnternetin daha da hızlanması için. Belli ki Osman abi buraya kablo almaya gelmiş. Gördüğünüz gibi bunlar optik kablolar. Şöyle gördüğünüz üzere optik kabloları burada bulabilirmiş. Osman Mehmet de buraya gelmiş. Osman internet bağlantısını yapabilmek için destekçi toplamaya Jordas'ı gittiği biliniyor. Bunu öğrendik. Jordas'ı yeterince destekçi toplamayamayınca Osman son bir ümitle, son bir umutla ve arayışla dünyaya gelmiş. Burası dünya. Bursa'dayız biz aslında şu an arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şurası da Uludağ. Sistem gözüküyor ama burada Uludağ var. Osman internet bağlatamayınca en son çare olarak fiber kablolarını kendisi döşemeye buraya gelmiş. Şimdi bakalım Osman'ı bulabilecek miyiz? Greenlar internet sistemi üzerinde oldukça gelişmiş bir ırk. Burası internetlerin merkezi ve gördüğünüz gibi fiberoptik kabloları vurduk. Amatörce döşenmiş. Bunlarda Osman'ın eli var ki sanırım. Osman'ı bulabilecek miyiz Ömer? Bilemiyorum. Osman! Osman buraya mı saklandı? Para çıktı. Köleler, bana Osman'ı getirin. Bir tane çıktı lan. Osman, 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 Osman! Osman abi! Konuş köpek. Osman nerede? Kölelerim, bana Osman'ı getirin. Şöyle. Yürüyün seferoğulları. Osman! Buna bir tena eli değmiş. Osman! Osman! Alo! Hop! Fiberoptik kabloları dağın derinliklerine doğru devam ediyor. Uludağ'ın şu an derinliklerindeyiz. Osman'la Uludağ'ın zirvesine ya da en derin noktalarına bulmayı planlıyoruz. Gördüğünüz gibi fiberoptik kabloları ilerlemeye devam ediyor. Bir de ormanın yüce ruhuna danışalım. Yüce Şair Taşı, Osman'ı arıyoruz. Bize yardımcı olabilir misin? Yüce Şair Taşı? Şair Taşı. Uzunmuş lan bu galiba. Bakayım. Dur, geçen hacıdan kalma üstünde biraz zemzem suyu vardı. İklamatik rakiplerine geliyoruz. Allah'ım. Evet, Şair Taşı. Osman'ı arıyoruz. Kelebekleri mi takip etmemiz gerek? Ona lan bir şeyler çıktı orada. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar ne lan? Gördün. Onlar neydi öyle ya? Osman'ı arıyor mu ki? Osman'ın malafat kalıntıları. Ormanın ruhu gelmiş. Osman abinin modemini bulduk. Osman arayışı devam o zaman. Geliyorum Osman. Biraz daha dayan. Osman buradan geçmiş. Fiberoptik kablolarını takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Osman'ın çok yakında olduğunu hissediyorum. Sanırım onu bulacağız. Bakalım optik kabloları buraya doğru devam ediyor. Olamaz. Osman. Osman abi. Osman seni bulduk dostum. Seni sonunda bulduk Osman. Onu nasıl kendine yapabilirsin Osman? Her zaman kalbimizde olacaksın Osman abi. Osman'a düştüğü yerde bu yiğidi, düştüğü yerde toprak olacağı yerde bırakalım ve buraya gömelim diyor. Ben yaparım. Bu şerifi size veriyorum general. İçinden mermi çıktı. Aç ya, içinde soydu Osman'ı ya. Ben de sekret ettim bakayım Osman'dan mı düşecek. Düşmüyor. Bırak gidek gidelim. Buna da ise nasıl söyleyeceğiz bu kötü haberi? Nasıl paylaşacağız? Bilemiyorum. O zaman dojomuza doğru ilerleyelim. Osman fiberoptik kabloları kendi döşemeye kalkmış. Oracıkta can vermiş yiğidim. Nasıl olur? Osman öldü mü? Evet başkanım. Osman... Olamaz yiğidim. Olamaz lan! Masut Ahila. Zambak. Ölen Tenon'un ardından helva yapmak adettendir yavrum. Hadi Tenon laboratuvara gidelim. Ölen mi ölünmez. Siz de kalsın lan ya. Başkanım müsaadenizle buraya Osman'ın heykelini diktik ve Osman arkadaşımızın anısına bu yeni kubrovumuza dik bir tak Osman'ın ismini verdik. Helal olsun lan size. Gösterim doldu ya bir canım Osman. En çok da wolf giymeyi severdim. Ne kadar da yakışırdı ya. Artık helvasını yiyeceğiz garibim. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bizim konseyde görünür cesedine Osman diye yedirdik. Yani Osman ölmedi arkadaşlar. Hala hayatta, merak etmeyin. Videomuzu beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.